Şimdi bir izleyicimiz bir ayet meali göndermiş bizlere. Onu bir okuyayım. Âl-i İmrân suresinin 102. ayeti kerimesini göndermiş. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Ayeti kerimesini bizlere atmış. Meğer bir Müslümanın zaten ideal kavramını, ideal çerçevesini bu ayet belirliyor demiş bir izleyicimiz. Siz bu ayeti nasıl yorumluyorsunuz? Müslümanca yaşamak ve Müslüman olarak ölmek bir Müslümanın gerçekten ideali midir diye sormuş. Ona artıları da katmak lazım. Çünkü Allahu Teala orada Müslüman olarak ölün. Ve la temutun ne illa ve entum muslimun. Yani ne yapıp edip Müslüman olarak ölün diyor. Ama onun haricinde bir hayat var. Orhan Hocam, bir hayat var sevgili Müslümanlar. Ticarette ölürken Müslüman gibi öleceğiz de ticarette gavur gibi mi ticaret yapacağız? Evlenirken gavur gibi mi evlenmek lazım? Özür diliyorum, alkollerle, şarkılarla, türkülerle, inanılmaz derece tesettürsüzlüklerle öyle mi düğün yapmak lazım? Ölürken Müslüman olarak ölün diyen Allahu Teala yaşarken çocuk doğururken ondan sonra çocuklarınıza isim koyarken, çocuklarınızı yetiştirirken, ticaret yaparken Mevla Teala oralarda da Müslüman gibi davranın diyor. Mesela ey iman edenler ya yüllezine amenu idâ tedâyentum bir borçlanacaksınız. Allah banka manka faiz bunu kesinlikle bir alternatif çözüm. Yani hiçbir şey yapamazsanız ne yapalım faize gidin gibi bir şey yok. Ne yapıp edip borçlanırsanız şahitler tutun ve güzel bir borçlanmayla borçlanın. İslami usullere göre borçlanın diyor mesela. İnsan darda kaldığı zaman şimdi insan imtihan ediliyor Orhan Hocam. Evet. Öyle değil mi sevgili Müslümanlar? Bazen parayla imtihan oluyorsun. Çaresiz kalıyorsun. İşte orada sen idealist Müslümansan ölümü göze alırsın. Evin varsa evini satarsın. Araban varsa arabanı satarsın. Ama dinini satamazsın. Faiz işleyerek faizle veya tefecilikle bu işi kabul edersen o zaman bizim de bereketimizi kaçırıyorsun. Ümmetin de bereketini kaçırıyorsun. Ve Allah'ın huzuruna inanılmaz ağır bir suçla gidiyorsun. Veya bir düğün olacak. Kız tarafı böyle istedi. Kız tarafına bakıyorsunuz. Müslüman. Kız istenirken Allah'ın emri peygamberin kavli demiyor mu? Erkek tarafı olarak da kız tarafı olarak da bazen düğünlere Allah'ın emri ve kehole ama nikahlanın. Ondan sonra İyyekunu fukara yughnihimullah min fazlı evlenecek olanlar eğer fakirse Allah onları zengin edecek diyor. Bu ayete inanmazsak gavur oluruz. İnanırsak da borçlanarak, faizle borçlanarak düğün yapamayız. Bu Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle en nikahu sünneti femen ragibe an sünneti feleyse menni diyor. Mesela nikah benim sünnetimdir. Bundan vazgeçen femen ragibe an sünneti. Geri duran hakiki anlamda benim Hocam. ümmetim olamaz diyor. O da benden değildir diyor. Benim sünnetlerimden, ortaya koyduklarımdan vazgeçeceksin. Peygamberin huzuruna ümmet olarak çıkacaksın. Ama sen buna binaen peygamberin sünnetinin yanına Fransa'daki bir düğün şeklini, ahiretini unutmuş mücrimlerin başka bir düğün şeklini, gavurların başka bir İslam'a yakışmayan düğün üslubunu alıp katarsan Allah'ın emri müşriklerin de katkılarıyla peygamberin kavli, Fransa'nın modeli, Hristiyan'ın stili, Yahudi'nin prensibi üzere kızınızı istiyoruz olur. O zaman da ve la temutunne illa ve entum müslimun ayetini hakkıyla yerine getiremezsin. Allah-u Teala diyecek ki ölürken Müslüman olmak istiyorsun. Düğünde niye hemşerim bizi atladın? Ticaretinde niye beni atladın yani?